Kazanmayı başardık. Tamam, yuttum kamerayı. Arkadaşlar, Çok merak ediyorum. elimde görmüş olduğunuz alet. KDV indirimi var Vatan Bilgisayar'da. Yani %18 indirime rağmen 10 kağıt fıstık gibi bir tane laptop. Açıyoruz. Şuradan açıyorum. Submodu alıp chat'te bırakalım bu arada. Tamam. Şu siz de linkini tıklayıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü indirimde bilgisayar almayı düşünüyorsanız, indirim bekliyorsanız doğru zamanlardan bir tanesi olabilir. Laptop istiyorsanız. Şöyle açıyorum. Sivas yayını bulamadım. Sivas Başka bir şeye Uçağı. gidiyorum. Sivas yok abi. Ha burada. Buldum. Etraf. Elimi kesti ya bu bıçak bugün. Çok çok Sivaslara dikkat edin. Çok tehlikeli oluyor bıçakları. Getir bir tane, onların bir sakatlığı çıkmasın. Hadi bakayım. Oh. Direkt açılmaz tabii değil mi? Şöyle. Evet. Açıyorum arkadaşlar aleti. Hazır mıyız? Hazırız. Linkleri Düşürsene atıyorlar. Bundan sonra çekilişlerimizi yapacağız. Sonra tava. Hatta tavadan sonra yaparız. Oha. Allah. Aman diyeyim. Böyle bir şey çıktı şimdi. Bence bu güç adaptörü. Evet. Adaptör burada. Al abi sen. Bakayım lan. Amasya kutu açıldığında bayılıyorum. Ben mi enteresan açıyorum? Isrararak falan açıyorum herhalde. Ekran kartını yalan Kutu şöyle geldi arkadaşlar. Anam jelatin var üzerinde. Burada garanti belgesi var. Burada HP'nin açıklamalarının olduğu bir tane kağıt var. Her şeyi gösteriyor burada. İşte güç girişi burasıdır. Hani sıfırdan alsanız öğretecek şekilde bir tane kağıt. Daha fazla bilgi için de internetten bakabilirsiniz diyor. Şimdi laptopun özelliklerinden bir tanesi Windows 10 işletim sisteminin en orijinali. Bunun içinde geliyor arkadaşlar. Onun da logosunu görürüz herhalde. Bir açalım bakalım aleti de. Bismillah. Ağırlığı konusunda biraz ağır ve ben ağır aletleri severim. Çünkü o netbooklar falan oluyor ya böyle kağıt gibi. Onların performansı düşük oluyor. Valla açmanın bile tasarımını yapmış herhalde adamlar ya Diren. Şöyle çekiyorsun. Öf. Soğutma sistemi böyle arkadaşlar arkadaki. Bir şey söyleyeyim, şunun tasarımı da çok iyi. Baksana çok kaba Bu ne durmuyor. lan? Hard disk gibi duruyor güç şeyi. Normalde hep böyle bir kaba durur, şey durur ya. Güç şeyini de şeyini çıkartalım. Çıkartamadım. Çıkaramadım. Neyse. Bunu da ben çıkarayım bari. Yeni şeyleri açmaya bayılıyorum. Alet burada. Çıkarmayalım ya. Aradaki Oha. şey çıktı. Şöyle bir şey çıktı. Evet. Tamam bunu da aldık kenara. Ha şimdi önemli yerler. Gel bakayım. Nereye basıyoruz abi? Buraya basınca açılıyor. Açıldı valla. Rengarenk. Of. Ananı çok fena üflüyor şuradan. Elini getirsene şöyle lan. Oha. Çok fazla üflüyor şu anda. Logo çıktı. Bu klavye muhtemelen yazılımla rengarenk istediğiniz gibi ayarlanabiliyordur müziğe göre falan. Bakalım bir açılsın. Benim o alnıma yapıştırdığım sticker'dan var burada. Bu arada şey tasarım enteresan geldi bana. Laptoplarda yapışık olur ya şu ara. Burada bir boşluk var. Biraz bekleyin diyor. Chat ıslanmış yalnız düştün diyorlar. Bir dakika bunu büyütmem lazım. Chat'in yorumları çok önemli böyle şeylerde. Doğru. Hayır. Şey? Ayarlarsın sen ya. Ben şimdi bittim. Windows kurulu geliyor içinde. Windows kurulu geliyor. Adam touchpad kullanıyorum yıllar sonra. Ha, touchpad'in dokunma şeyi de çok güzel. Hissiyatı güzel bakalım. Gene Nvidia'nın stickerları var üzerinde şöyle göstereyim. Intel'in ve Nvidia'nın. GeForce RTX 2060 var arkadaşlar bunun içinde. İkinci bir klavye düzeni istiyor muyum? Atla ya bunları. Moruk. Ya içine Wi-Fi'ye kurulu gelmesi işletim sisteminin ekstra para harcamam falan çok güzel. bağlansın mı diyor. Bağlansın mı? Gerek yok ya. Zaten işletim sistemi olarak da Windows seçmişler. Windows 10 Daha seçmişler. sonra kazanmak için şimdi bağlan. Geç ya interneti.
Onlar uzun sürer. İlk defa açılıyor daha bilgisayar. Windows 10 lisans sözleşmesi bak, burası önemli. Bayağı bildiğin orijinal Windows 10'la geliyor. Burada bir KM'yi göstermedik değil mi? KM bilmiyorum kanka. Bir şey gösterdiysek çünkü. Muhtemel. Bu bilgisayarı kim kullanacak? Niye black bar var diyor? Çözünürlüğü ayarlanmamış diyedir. Bilgisayara format evet. Attığımızda da böyle olur ya. Hı-hı. Lan bu bilgisayar şifresi ne? Hayır, kim kullanacak? Ha. Artık Anos mu kullanacak bunu? Aa. Hayırlı olsun abi. Windows 10 oldu. Çantu 1 2 3 4. Yani gerçekten unutulmayacak bir parola oluşturuyor. Güvenlik sorusu. Dur, gereksiz kısımları geçiyorum şu an. Süper ya. Oğlum ilk defa biz gireceğiz abi bilgisayara. E fareyi bağlayalım abi biz buna. Nerede fare? Hemen bağlayalım. Ben touchpad sevmiyorum. Nerede faremiz? Bir saniye. Bakıyorum. Çok fazla ekipman dolu ya. Evet ya. Oraya koymuşsun abi. Ha burada mı? Aha. Şu çelik kablolu faremi bağlayacağım ya. Enteresan bir teknoloji hakikaten. Bu da 500K60. Bundan iki tane çekeceğiz bu arada. Şunu şöyle yapalım. Oo, tamam ileri. Farenin tık sesi çok tatlı ya. Evet. Tamam. Fareyi de taktım. Farenin ışıklarını da gösterebiliyoruz böylelikle. Kırmızı yandı şimdi. Az önce beyazdı yalnız. Evet. Değişiyor galiba. Gitti. Geldi. Yeşil oldu. Yeşil yani oldu. Muhtemelen bunda RGB dedin. İşte milyonlarca renk var içinde. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlikte eşitlemeye evet. Gerek yok abi, istemiyorum. O sıfırdan Windows kuruyorum şu anda. Bir tane üzerinde webcam var. Tasarım biraz uzaylı tasarımına benziyor şu aradaki boşluklar. Çok güzel ya. İlk defa görüyorum böyle bir şey evet. Yani. Bilmiyorum siz gördünüz mü daha önce ama enteresan. Monitör böyle bir tık daha bağımsız gibi kalıyor sanki şeyden evet. Laptop'tan. Düşürüyormuşum elinden. Düşürüyormuşum. Aa fare kablosu geçiyor bak mesela. Oyuncular için WASD farklı renkte yapmışlar bak bu. Gece görürsünüz falan diye. Ben bakmadan kullanıyorum da bakıp kullananlar da var. Şimdi açılacağız. Lan düşüreceksin yazıyor lan. Millet içi gitti yalnız sonra böyle titredince. Düşmez ya. Aman diyeyim. Düşmem beyler. Erli yeteneklerim iyidir yani. Dış, burada büyük dış kasası mısa? Dış kasası. Düşse burada kırılsa gitti sponsorluk. Dış kasasına bakalım arkasına abi. Arkasına bakabilir miyim? Şöyle bir karot dizayn var dörtlü. Şu şey çok hoşuma gitti benim ya. Işığa göre renk değiştiren aynalı bir şey var ya. Ha. Ondan sonracıma. Buradan yine cayır cayır hava üflüyor şu boşluklardan. Yanında USB girişi var. Kart okuyucusu var. Diğer tarafa bakıyoruz. Çok ince ya. Yine HDMI girişi var orada. Oha hiç bilmediğim bir tane giriş var şu anda ilk defa görüyorum o. Ne bu diren? Power power giriş. Yok power burada. Şu power onu girişi. Var, evet. Şurası. 5-6 tane giriş var. HDMI'ları var. Kulaklık girişi var. HP'nin mühendisliği tarafından üretilmiş diye şurada bir yazı var. Ben içine bakacağım abi. Aha. Cantu diye. Geldi. Windows'umuz geldi o. Bildiğiniz güzel manzara var ya dağların arasındaki deniz. 1, 2, 3, 4 şifremi unutuyordum az kalsın. Oo. Girişi yaptım. Şak diye açıldı. Çok hızlı açılıyor zaten. Evet. Windows 10 kullanılıyor. Sizi ha yardımcı olan diyor. Geç abi. Sektöre şu tarayıcı açmanızı göstereyim size. Şu an internete bağlamadım ama. Kapat abi tüm sekmeleri. Bir taraftan bacağımda da fare var. Dur şöyle yapacağım. Bak şey şu olduğunu tanıttım. Sektöre hoş geldin. Ha
bu şekilde çalışıyor. Şak diye açıyor yani, zıbank diye. Şimdi laptop alırken içinde entegre ekran kartı olması çok önemli. Birçok laptopta işte ne deniyor ona? Nvidia'nın olmayan saçma sapan bir entegre ekran kartı var üzerinde onboard. Burada 2060 var arkadaşlar. Yani bu oyunları falan ben deneyeceğim, daha deneyemedim ama PUBG'de falan çok yüksek FPS veriyor yüksek ihtimalle. 144'ün üzerinde olması lazım. CS:GO'da garanti zaten 144 FPS veriyordur. Chat boşalmış bu arada. Evet. Tekerini tutma diyorlar artık. Şey olmasın. Ben düşünmem beyler. Ben başına bir şey gelmesin. Allah aşkına beyler lütfen ya. Düşünmem yani. Yetenekliyim. 2070'li versiyonu da var bu arada bu laptopun. O da indirimde. KDV indirimi bir gün sürüyor. Yarına kadar. Yarından sonra yok arkadaşlar bu indirim. Ya performans hiçbir şekilde düşmüyor. İçinde düzgün bir ekran kartı olduğunda. Tabii ki laptoplar asla masaüstü kadar düzgün performans veremez aynı bütçede. Ama işte taşınabilme özelliği var biliyorsunuz. Ben bir laptop savaşçısıyım. Laptop alacaklara. Normalde git masaüstü al diyorum. Ama yıllar boyu şunu da söylediler bana. Hani abi hiçbir şekilde mümkün değil benim için. Bu bilgisayarı taşımam lazım. Haftada bir kere memlekete gidiyorum. Orada da oyun oynuyorum bilmem ne. İşte bu alette oynayabiliyorsunuz beyler o oyunu. RTX 2060 zaten. Ya animasyonlar işte ekranda hiçbir yırtılma olmuyor. Görüntüler hani PUBG'deki akış vardır ya bilirsiniz. Eski bilgisayar olanlar daha iyi bilir. Bir kasar böyle. Bunda bu alette o yok. Webcam var burada. Buraya bir tane siyah elektrik bandı koyarlar genelde. Mark Zuckerberg bile koyuyor. Buradan gözetliyorlar mı diye ama. Alet ince. Ekranını göstereyim size. Nasıl gösterebilirim? Şöyle uzaktan göstereyim. Çok aşırı ince ya. Bayağı ince yani şey. Monitör kısmı. Şuradan da şu açıdan şunu göstereyim. Ne deriz buna? 1.3 santim falan derim ben buna. 1.3 santim falan kalınlığı da. İşlemci işlem yaptıkça şurada bir ışık yanar bakın. Her bilgisayarda olduğu gibi. Şık bir tane açma tuşu var kırmızı bu kadar. Lagaluga multimedya tuşu koymamışlar üzerine 58 tane. Fare yoksa touchpad. Elim takılmıyor yani kayıcı. Şu, zaten gözüküyor şu an herhalde yayında. Ama süper lan canlı incelemek bir şey. Evet. Yani bana şunu söyleyebilirim size. Enter'ın ben büyük olmasını istiyorum klavyelerde. Şu ikisinin birleşik olmasını istiyorum. Gördünüz ya. O çünkü kullanıcı alışkanlığı. Ama benim James Tanki klavyede de normal bir tane ince enter var. Bunda da öyle. Eski alışkanlık herhalde. Onu bekliyorum ben bir. Bir yazı yazayım bakalım şunda. Normal yazabiliyorum. Ve laptop klavyesi olduğu için daha akıcı olabiliyor. Şimdi mekanik klavyelere göre yazı klavyesi diye bir şey var. Laptoplarda da genelde yazı klavyesi kullanılır. Yani tuşa bastığınız anda yazıyor ya. Çok ince bunlar. Flat böyle kağıt gibi. Burada daha hızlı yazabiliyorsunuz aslında. Mekanik klavyeye göre. Böyle bir özelliği var. Bir girelim bakalım şifreyi. 1, 2, 3, 4. Nasıl yeni kurdun ya illa ki şey yapman lazım. Şöyle login yapacağım. Yapman lazım. Login login var da nasıl yapalım onu? Çok tatlı ya. Şöyle göstereyim ben size. Dur sen bunu tut. Ya tutarım ikisini aynı anda. Dur hallederim. Ben tutayım. Tuttum. Kullanıcı sözleşmesi falan diyor dur. Tuttum. Aa tutma yeri var. Tuttu mu? Tutma yeri ne ya? Bak ben tuttum. Vallahi hiç okumadan yes diyorum ama diren kim bilir neler neler imzalıyorsan. Yok be o kadar da değil. O da birazcık şey oluyor yaşlı adam paranoyak oluyor. Ha bak sistem şeyleri. Sıcaklıkları gösteriyor. RAM'in ne kadarının kullanıldığını gösteriyor arkadaşlar bu panelde. Şu an GPU %0 kullanılıyor bu arada gözüküyordur umarım ya. %1 kullanılıyor. 0 kullanılıyor. Yani şu an bomboş. CPU ve GPU. %1'e 3 gibi gözüküyor bende. Ya tabii ki işlemci kullanacak da ekran kartını hiçbir şekilde kullanmıyor. Bir de iki tane ekran kartı olunca içinde mesela masa üstündeyken dandik ekran kartını kullanıp oyundayken diğer ekran kartını kullanıyor. Böylelikle çok ısınmıyor. Şimdi şöyle bir test yapalım. Hiç yapmadım ben de ilk defa sizle beraber yapıyorum. Drop geldi galiba yayına ama olsun. Çok ufak. Böyle bir şeyler açalım. Bastım açıldı. Da yapıyorum. Bekleme yok. Bastım açıldı. Bastım açıldı. Bastım açıldı. Yani şu an canavar gibi tabii. Bilgisayar içinde olan olmadığı için. Var, SSD var içinde. İşlemcisi gayet iyi. Düştüm diyor. Boşananlar var chatte.
Ondan sonra hikaye böyle arkadaşlar. Ya frame rate olayı yüksek, FPS yüksek işte. Oyuncu laptop istiyorsanız bu. Ha 15 inç bu. Bence 17 inç daha kafalar kocaman gözükür mesela. Öyle bir şey var. Hı. Ama işte bu daha küçük oluyor. Çantaya ama valize sığıyor bilmem ne. Hani çok tartışılacak konular tabii. Masaüstü gibi değil, daha yakın oluyor. Daha işte dışlı oluyor. Ha şimdi. Şöyle bakarsan evet. Aynen. Klavyesi şey olmuyor. Ondan sonra cuma hızı gayet iyi. Ben bir de şey yaparım. PUBG, MUBG, Steam 500 tane oyun kurup denerim yani bunu size söylerim. Böyle arkadaşlar. Laptop. Şimdi web sitesinden de bakacağım özelliklerini size beraber göstereceğim. Linkini de modlarımız atıyor. 8-10 bin kişi de tıklamış şimdiden. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Desteklediniz. Bu tanıtımda da bizi. Ya bunları bol yaparsak ben de size laptop dağıtabilirim bol bol. Klavyesi hoşuma gitti. Bir sürü ya özelliği vardır ya. Eminim daha keşfedemediğimiz ama. Ya bunu yazılımla kurup mesela müziğe göre bu klavyeyi oynatmak lazım. Ha ben çok ışık sevmiyorum. Ama ışığı çok birçok kişi de seviyor, onu da biliyorum. Bakın benim klavyemde ışık yok. Açmıyorum yani. Donum da gözüktü ama sağlık olsun. Sağlık olsun abi. Hikaye bu. Tık diye kapanıyor böyle. Birbirine de çarpmadı kapanırken ha. Ayarlamıştım onu, dur bakayım. Evet. Pıt ediyor. Böyle bir yanlarda hava atıyor gibi sanki, böyle bir şey yapmışlar. Ya, şuralardan habire hava basıyor. Yani çok yüksek ihtimalle 10 saat PUBG'de oynasanız soğumayacak. Drop geliyor yayına, onu bekliyoruz. Yufak, düzeldi. İki tane şey var benim söyleyeceğim şimdi laptop kullanırken. Arkadaşlar şuradan, şu an takıl değil de şarjı geldi. Eğer şu şarj kablosu olsun, laptopu şarj ediyorsanız ya. Eğer bataryayı çıkartın. Batarya içindeyken kullanmayın. Bataryayı mahvediyor. Ya da bataryadan kullanacaksanız şarja takmayın. Bunlar çok önemli detaylar. Bir de laptopta şöyle ayarlar var. Ben bunu kendi videolarımda da anlatmıştım size ama bu çok önemli. Laptop kullanıcıları için ki birçoğunuz mobil cep telefonundan izlemeyenler laptoptan izliyor. 1, 2, 3, 4. Bunda da vardır. Bakın Nvidia olduğu için Nvidia'nın denetim masası çok güzel. Bir sürü detay var. Hatta benim 3-4 milyonluk bir videom var bilgisayar hızlandırma diye. Orada da Nvidia'nın ayarlarını anlatıyorum size. Nvidia'nın panelinde. Şimdi bulacağız. Bakın şu anda kalitede. Burası çok kritik. Çok parlak gözüküyor galiba ama. Nasıl gör? Işığı kapatsana kanka. Kapattım abi. Işıkları bir kapat bakayım. Olacak mı bakalım? Hayır, bu benim ışıkları da kapat. Sektöre hoş geldin. Aa bayağı geriye yatıyormuş bak. Ben şöyle dik tutuyordum da. Geriye bayağı yatıyormuş beyler. Şöyle bayağı yatıyor geriye. Hah. İnşallah gözükür. Şöyle klavyesi şu an biraz daha bir tık daha şey yaptı ben. Tamam, evet klavye daha güzel evet, gözüküyor. Evet. Gece çok iyi oldu. Daha güzel gözüküyor. Neyse. Nasıl göstereyim bunu? Bir bakabilir miyim? Al abi. Tamam zaten Nvidia benim bilgisayarda da var. Oradan da gösteririm ben size. Gözlerime bak. Arkadaşlar bu çok kıymetli. Bütün bilgisayarlarda var bakın. Bilgisayarı aldığımda. Şuradaydı. Ve diyordu ki kalite. Çok kaliteli göstereceksin kardeşim. Acayip kaliteli göstereceksin. Ama FPS düşük olacak. Bunu performansa alacaksınız mutlaka. Şu an bende çıkmayabilir ama laptoplarda şu var. Bu ayarları bir daha göstereyim size. Bakın yüksek performans diyorum. Yüksek kalite değil, yüksek performans. Bunu yapın bilgisayarlarınızda lütfen. Çok önemli bu. Ne olur yapın yani. Bu yüzden harbi bana dua eden çok fazla insan oldu yani. Yeni bilgisayar almak yerine bunu yaptı ve bilgisayar hızlandı adamın. Parlaklığını bir tık kıstın. Kıstı mı parlaklığını? Ha nereden kısıyorum? Şu anda da şey yapalım. Tek tuşla One Command Center'a giriliyormuş. Şimdi... Command Center'a. Yanlışlıkla ona girdim. Bu tuş ne diye tıkladım ben. Fizik yapılandırmaları için CPU ya da ekran kartını kullanmayı da seçebiliyorsunuz. laptopta şöyle bir şey var. Hah. Bak güç yönetimi modu diyor ki. Mesela laptopum var, şarjı %10 kaldı. Ama %100 olsa da böyle. Optimum güç dediğinde gücü en güzel şekilde kullanıyor. Sen maksimum performans tercih et dediğinde elektriği, bataryayı daha çabuk bitiriyor. Aynı cep telefonunun ekran parlaklığının yüksek olması gibi bir şey bu. Yani şu an telefonum böyle mesela. Görebiliyorsunuz bak ekranını. Şimdi bunu aldım. Sonuna kadar açtım. Çabuk bitiyor ya bataryası. Evet, batarya daha çabuk bitsin ama daha iyi performans versin. O yüzden siz maksimum performans tercih eti seçiyorsunuz. Bu Nvidia'nın özelliği arkadaşlar. Çok etkili bir şey. Bende var zaten bu. 2080 Ti'yi görenler ağlıyordu bu arada. Hikaye böyle. Bak kıstım kardeşim. Kıstım. Şuradan FN, F2, F1. Ha FN bir de laptopta şöyle bir şey var.
Bir de şey, Command Center tuşuna bastım ben dayanamayıp. Denedin mi? Aa, açıyor deyip. Command Center'a girdim bile. Şimdi ben parlaklık kıstığım için siz kamerada daha net görebiliyorsunuz bakın her şeyi. Bildiğim bir webcam bu. Ona rağmen görebiliyorsunuz. Buradan da yapalım abi aynısını. Gerçi gösterdim bilgisayarda. Laptop'ımız da böyle arkadaşlar. Canavar gibi yanında taşı. Kaç kilo bu? Vardır 2 kilosu. Var mı 2 kilo bu? Bilmiyorum ki. Ben de hiç hassaslık yok da. Hiç yormadı beni. Ben daha önce laptop kullandım beni biliyorsun. Hiç yormadı. Şey değil yani. Aşırı ince geldi hatta bana. Neyse hikaye... Ya yakın ama yine de. Öyle sevgili arkadaşlar. Şimdi kulaklık vereceğiz demiştik. Onu bir açalım ışıkları kankacığım. Açayım abi ben hemen bir saniye. Güzel kulaklığımızı verelim. Sonra Neco ile beraber artık şu tavayı bir yapalım. Abi kulaklık bana açılsın da bari. Biliyorsun tombik adamım abi. Bana soğutmalı kulaklık lazım. Tabii canım bende 2080 Ti var beyler. İnceleme videosu. Böyle bir şey ister misiniz? Laptop inceleme videosu ister misiniz? Bir laptopu açıp içinden geçmemi ister misiniz? Başından sonuna kadar yani. Bütün zayıf özelliklerinden güzel özelliklerine kadar. Çünkü bilgisayar videosu çekiyorum biliyorsunuz 6 ayda bir kere. Hatta yani 8 milyon TL falan para harcanıyor ona. Ben video çektikten sonra ürün satılıyor. Çünkü çok güzel masaklar. Laptop inceleme ister misiniz YouTube'da? 3 tane koyarım yan yana. Mesela 2,5 lira, 5 lira, 7,5 lira ya da 2,5, 4, 10 lira falan gibi. 3 laptop koyarım yanına. Onu da yapabiliriz ileride. Böyle çanta gibi taşınabiliyor. Ne çantası abi? Çanta bundan kalın. İnce duruyor. Neyse. Bunu böyle koyalım. Çantadan daha iyi yani. Şarj etmişler herhalde. Sağ olsun. Okey. Evet diyor herkes de. Şimdilik o zaman Neco buradaysa Neco'yu bir arayayım. Şey yapalım. 50 ve 50'ye de geçeyim. Fan modumuzu yapalım artık. Tavalı modu. Gözlerine la. Tamam, Alp benden sonra yayına giriyormuş bu arada. Öyle bir şey yazmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben Neco'yu arayayım. Ha kanka, Discord'a geçelim de muhabbet edelim de üzerine tava yapalım mı? Direkt tavaya mı geçelim, en son mu konuşalım? Bence oyunu kuruyorsunuz. Kurarım ben 2 saniyede. Tamam tamam. Tamam. Ben sana yazıyorum şimdi. Tamam. Dur bitince yaparız ya onda. Oha Kilo Hakan Ceza şarkısı mı gelmiş? Bir dakika onu da izleriz. Diro? Discord'da değil tabi bunlar, bir dakika. Hop antrenman modu, özel maç, açık beta, lobi kur. Tava yazalım. Neco'ya söylüyorum şifreyi arkadaşlar. Neco'ya söyledim. Güzel oldu ya bugün. Çekilişi yaparım şu bittiği gibi o zaman. Alp burada mısın? Alp'i de şeyden. Frames Win Games diye bakın şurada yukarıda. Yani kareler oyunları kazanmanızı sağlar diyor. Kare sayısı ne kadar fazla olursa bir saniyede gördünüz. Bunu canlı gösterebiliyor muyuz ya? Bir dakika. Diran. 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 Efendim? Ha, benim kare sayımı 30'a düşürebiliyor musun? Şu an. Kameramı. Kare sayını mı? Kameramı düşürsene. Aa. Bak canlı göstereceğim şimdi. Düşürsün düşürsün gel. Bak şu benim elimin akıcılığı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Düşür kanka. 30 FPS yap bakayım bir. Hatta 15'e de düşür ışık şeyinle oynayıp. Hazır mısın? Evet hazırım. Bak bu elimin akıcılığı arkadaşlar. Sen kendi hazır hissediyor musun? Evet yani şöyle elim şu an. Bir saniye bekle. Oldu az önce. Bir saniye. Ah.
Bak şimdi elimi görüyor musunuz? Var. Hiçbir akışkanlık yok değil mi? Kare kare gözüküyor her şey. Bu 30 şu. Hatta hızlı yaptığında böyle gözüküyor. Şunlar tekrar 60 yap bak mesela. Yok desin herkes. Bak bir saniye 30'un altına. Oha ne yaptın oğlum? Ellerim gözükmüyor şu an bak. 30'un altına. Ellerim gözük. Evet. 15'e düşürdü böyle gözüküyor beyler. Flash hızındayım şu anda. Tamam bekle şimdi. Bir saniye bekle abi. Hadi elim yoruldu ama. Şöyle. Buyur abi. Arkadaki şeyler bir değişiyor. Bak bu da normal 60 FPS. Bütün hareketleri görebiliyorsunuz burada. Az önce 15 ve 30'da gördünüz. Bahsettiğim nokta bu işte. Ekran kartı ve monitör iyi olursa. Siz de fark ediyorsunuz zaten. Baksana abi şu an 30 FPS. Evet. Ne oğlum 30 falan değil lan bu. Çok kötü olmuş bu. Baksana, biz böyle unuttuğumuzda kare kare bazen bu ayarı yapmıyoruz. Işık dengelemesi muhabbetini. Şimdi yap bakayım normaline. Bak. Ha. Bak şuna bak bir. Bir de az öncekine bak yani. Siz gördünüz aradaki farkı. Şimdi Neco'ya verdim şifreyi. Alp topla tayfayı. Go oluyoruz. Yazıyorum sana da.